Merhaba arkadaşlar, ben Bedirhan ve bugün sizler bir hafta yemek dersiyle daha beraberiz. Bugün eşlik ayarlarını göstermeye çalışacağım. Evet, başlayalım. İlk önce resmimizi ben önceden attım. Siz atmayı şimdi başlayın. Evet, resmimizin üstüne layer'ımızı oluşturuyoruz tekrardan. Buraya isterseniz şuraya S-Shake yazabilirsiniz. Buradan alabilirsiniz. Veya şu isimde şu effect kısmından şu layer'a tıklayarak buradan şuradan da seçebilirsiniz. Buradan aramak daha kolay. Ekliyoruz layer'ımızın üstüne. Biraz bekliyoruz. Bir de ders videolarına bir hafta ara verdim. Tekrardan başlamayı düşünüyorum. Bundan sonra daha fazla ders videosu atmaya çalışacağım. Evet, birazdan gelecek. Bir de her ders videosuna 100 beğeni istiyorum. Ne kadar çabuk gelirse o kadar çabuk çekmeye çalışacağım. Diğer ders videolarında da istediğiniz şeyleri göstermemi isterseniz yorumlarda belirtirseniz çok iyi olur. Onları göstermeye çalışırım. Evet, hala bekliyoruz. Geldik galiba. Buradaki üçgeni açıp efekti de açıyoruz. S-Shake'i de açıyoruz. Evet, şu 8 olan şeyi 8,3 yapıyorum ben. Siz ya yani ondan fazla yaparsanız biraz abartı olur, biraz değişik bir şey olur. Evet, şunun üstteki bir de 0 yapacağız. Kendine gelsin bir After Effect. Bunu 0 yapıyoruz. İstediğimiz yerde şurada diyelim. Burada 0, bunun keyframe'ini açıyoruz. Buraya gelip ben 1,3 yapıyorum. En fazla 3 yaparsınız bunu. Bunu alıyoruz mesela, şuraya kopyalayalım. Öyle deneme amaçlı. Şuraya da bitiş noktasını, sonunu keselim. Şuraya kadar bir renderlasın. Evet, böyle bir plugin. Başka neylerini gösterebilirim? Şu motion blur'ı eklerseniz böyle şeffaflaşır. Yani bulanıklaşır yani. Şeffaflaşır değil, bulanıklaşır. İsterseniz şunu da keyframe'le şey yapabilirsiniz. Göstereyim onu da. Şunu burada diyelim 8,3, burada 10 yapalım. Şunları da aynı yerlere bu keyframe'lerin altına yapıştıralım. Şunu da keselim. Ve daha değişik şeyler yapabilirsiniz. Evet, bunda gösterilecek başka bir şey yok galiba. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.